Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Ha, iyi akşamlar sayın seyircilerim. Pardon mis. Ah, ah. Derdim var anacığım, büyük derdim. Hep derdim zaten. Benim başıma küçük dert gelmez diye. 140 kiloluk bir derde küçük denemez tabii. Herhalde kim olduğunu anladınız. Tabii malum şahıs, küresel insan, değerli topaç, sayın kayınvalidem. Şimdi bu yuvarlak kadının iddiasına göre ben çocuğuma iyi bakamıyormuşum. Neymiş efendim? Altını değiştiremiyormuşum da sütünü emdiremiyormuşum. Bu yüzden bana bir surat, bir afra, bir tafra. Ay sormayın gitsin anacığım. Artık bu kadın başımdan gitsin. Yalnız o olsa o da iyi. Bütün akraba, eş, dost da kaynanamın saflarında. Tabii onlar saf. Şimdi buradan o süzme yoğurt misali saf akrabalarıma seslenmek istiyorum. Ha evet değerli akrabalarım. Size söylüyorum. Televizyonlarınızın ses düğmesini dört açın anacığım. Şimdi benim suratıma kaynanam kaynanam baktığınızı biliyorum. Ama kendi çocuğuma kendim bakabilirim. Bilmediğim bir şey olursa size sorabilirim. Yani gece yarıları ta Adapazarlarından, ödemişlerden, ödemeli ödememeli arayıp nebahet kalk bak bakalım çocuğun üstü açılmış mı? Zıbınının düğmeleri çözülmüş mü? Tek tek basmış, bade süzmüş mü diye sormanıza gerek yok anacığım. Ben bunları zaten yapıyorum. Canım akrabalarım. Kaynanam akrabalık numaralarıyla, çocuğuyla ilgilenmiyor ayaklarıyla aramızı açmasına izin vermeyeceğim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Sizin nebaletiniz. Nebalet! Çekilebilirsin Rıfkı. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Hadi programı seyredin anacığım. Sen de hep aynı şarkıları söylüyorsun. Repertuarını değiştir. Yeni şarkılar seç. Ocağını beni sattın buraya taşındı. Ne gereği vardı sanki? Ho ho. Yavaş iç çorbayı ayol, boğulacaksın. Aa, su aygırı gibi herif ayol. Nereden bulursun bu espriden su aygırı gibi? Benim denem su aygırı ayol. Bestami ve Kemancısını bu gece Olacak O Kadar'ın sonunda izleyebilirsiniz. Gene sizlerleyiz sevgili çocuklar. Bu hafta destanlarımızdan söz edeceğiz sizlere. Bildiğiniz gibi destanlar bir milletin ortak zekasının ürünüdür. Destan deyince benim aklıma Dede Korkut geliyor. Allah Allah demeyince işler düzelmez. Kadir Tanrı vermeyince er zenginleşmez. Ölen adam dirilmez, çıkan can geri gelmez. Bir yiğidin karadam yumrusunca malı olsa yığar toplar talebeyler, nasibinden fazlasını yiyemez. Gürül değil sular taşsa deniz dolmaz. Kibirlilik eyleyeni Tanrı hiç mi hiç sevmez. El oğlunu beslemekle oğul olmaz. Kara eşek başına gem vursan katır olmaz. Oğul babanın yerine yetişenidir. İki gözünün biridir. Devletli oğul olsa ocağın korudur. Oğulla neylesin baba ölüp mal kalmasa. Baba malından ne fayda başta devlet olmasa. Devletsiz şerrinden Allah korusun hanım sizin. Böyle bir tekerleme ile başlar her destana Dede Korkut. Sonra anlatır hisse çıkarılacak kıstayı. Meğer hanım Oğuz da Duha Kocaoğlu Deri Dumrul derler idi. Bir er var idi, bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmış idi. Dur bir edensiz, bu köprü benimdir. Müsaade buyur, geçeyim köprüden. Eğer geçmek istersen köprüden o zaman vereceksin 5 akçe. Öyleyse vazgeçtim, geçmeyeyim köprüden. Eğer geçmezsen o zaman vereceksin 40 akçe. Bre yiğitsin, hansın, ünün yayılmış cihana.
Geçersin para. Geçmezsin para. Bu ne biçim numara? Bire geçsen de vereceksin parayı, geçmesen de. Yiyeceksin sopayı, seçsen de, seçmesen de. Meğer bir gün köprüsünün yanında bir bölük ova konmuş idi. O ovada bir iyi güzel yiğit hasta düşmüş idi. Allah'ın emriyle o yiğit öldü. Kimi oğul diye, kimi kardeş diye ağladı. O yiğit üzerine dehşetli feryat koptu. Deri dumul da duyup geldi obaya. Nedir bu gürültü benim köprümün yanı başında? Niye feryat fegan edersiniz? Bir güzel yiğidim öldü, ona ağlarım. Bir de kimdir bu sizin yiğidinizin canını alan? Bre bey yiğit, Allah-u Teala'dan buyruk geldi. Al kanatlı Azrail, yiğidimin canını aldı. Bre bu Azrail dediğiniz ne biçim şeydir ki bir yiğidin canını ala? Ya Kadir Allah! Birliğin, dirliğin hakkı için bana şu Azrail'i göster ki onunla savaşayım. Böyle deyip gitti Dumrul. Bir gün 40 yiğit ile yiyip içip otururken Azrail çıka geldi. Ötekiler görmediler Azrail'i. Bir Dumrul gördü. Görür gözü görmez oldu. Tutar eli tutmaz oldu. Dünya alem deri Dumrul'un gözüne karanlık oldu. Başladı yalvarmaya, yakarmaya. Bir Azrail aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Şaraplıydım duymadım, ne söyledim bilemedim. Beylikten usanmadım, yiğitliğe doymadım. Canımı alma Azrail medet. Bre delikavat, o zaman bir can bul canının yerine. O canı alıp seninkini bağışlayayım. Ben nasıl can bulayım? Bir ihtiyar anam var, bir de ihtiyar babam. Gel onlara gidelim, belki onlar canlarını verir. Onlarınkini al, benimkini bırak. Kaba sakallı aziz babacığım, senden can diliyorum, can. Verir misin yoksa oğul oğul, ay oğul diye yanar mısın? Oğul oğul, ay oğul, canımın parçası oğul. Dağlarımı, pınarlarımı, tavla tavla atlarımı, ağıllarda akça koyunumu, altın gümüş paralarımı vereyim. Ama dünya tatlı, can aziz, veremem ben canımı. Ana bilir misin neler oldu? Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi. Benim canımı alır oldu. Babamdan can istedim ama vermedi. Senden can dilerim ana, verir misin? Oğul, oğul, ay oğul. 9 ay karnımda taşıdığım oğul. Senin için her şeyleri yaparım. Ama hayat tatlı, can aziz. Ben de canımı veremem. Bu ne deli kavat? Kaba sakallı babandan can istedin, vermedi. Ak pürçekli anandan can istedin, vermedi. Ben de artık senin canını alıyorum. Bir hasretliğim, iki de erim var. Gideyim vedalaşayım, ondan sonra al canımı. Biliyor musun neler oldu? Büyük söyledim, Azrail'e dokundu, geldi benim canımı almaya. Benden sonra gayri gözün kimi tutarsa, gönlün kimi severse ona var. İki oğlancığımı yetim koma. Ne diyorsun, ne söylüyorsun? Göz açıp da gördüğüm, gönül verip sevdiğim... Senden sonra bir yiğidi sevip varırsam, beraber yatarsam, alacağı yılan gelip beni soksun. Senin o namert anan baban, ne varmış ki sana bir can da kıyamamışlar. Benim canım senin canına kurban olsun. İşte böyle böyle oldu. Ananın babanın vermediği canı yar verdi yar. Azrail de onları bağışladı, anayla babanın canını aldı. Bu destan deli Dumrul'un olsun. Benden sonra ozanlar söylesin, alnı açık cömert erenler de dinlesin. Bu destan böyle biter sevgili çocuklar. Sıra geldi öykümüze. Öykümüzün yazarı Orhan Kemal. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü. Gazete ve dergilerde şiirler yazarak başladı edebiyata. Birçok öyküsü dünya dillerine çevrilen yazar, Türk Dil Kurumu ödülü aldı. Kalk! Kime bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Kim bir lokma zıkkım getirecek zannediyorsun? Verem Savaş Derneği'ne gideceksin bugün. Bağır, çağır, istediğini söyle. Nasıl olsa ölüp gideceksin. Seni mahpusa da atmazlar. Söyle, tebelleş ol başlarına. Yürü hadi, yürü kalk, gidiyorum. (Gülüyor)
Ne var? Ne istiyorsun gene? İlaç. Ne ilacı bu böyle vakitsiz? Ölüyorum. Vallahi ölüyorum doktor bey. Ben doktor bey falan değilim. Hem idare heyetinin tayin ettiği ilaç miktarı bu haftalık bitti. Haftaya uğra bakalım. Aman doktor bey. Ben doktor bey değilim dedim ya. Beyefendi, Allah rızası için. Ben beyefendi de değilim. Çoluğunun çocuğunun... Ya ne laf anlamaz adamsın sen? Bu haftaki ilaç istihkakı bitti diyorum. Hem ne zannediyorsun? İlacı vurundun mu? Hemen şap diye geçecek mi veremin? Bir teselli beyim. Mümkünse himmet etseniz de. Yok. Bu hafta kimseye ilaç yok dedik. Hadi bas bakalım. Yallah. Sünepe. Ne yapayım ya? Vermediler. Ver şu beceriksiz. Çekil geç şöyle. Ne lan? Ne öyle yiyecek ki bakıyorsun? Sizin vazifeniz ne? Verem'le savaşmak. O zaman benim oğlum Verem. Niye onunla savaşmıyorsunuz da ikide bir de başınızdan savuyorsunuz? Türklükse biz de Türk'üz. Vatan milletse benim kocam da kurşun salladı vatan millet için. 10 kuruşluk gelirim yok. Aslan gibi oğlum gözümün önünde ölüp gidiyor. Ya vur, öldür ya da ilaç ver. Bırak patırdı yanım. İlaç yok. Ben anlamam. Ben bugün ilacı almadan gitmeyeceğim. Vatansa da milletse de yeter. Gerekirse reisi cumhura bile çıkarım. Yahu ben mi verem ettim oğlunu? Benim kabahatim mi? Bilsem kabahatin kimde olduğunu... yakasını elimden zor kurtarır ama... Al aman al. Al da kurtulayım senden. Kimseye söyleme sakın ama. Söyleme. Fazla verem ilacım var. Verem ilacım. Parasıyla ama. Param yok. Gel gel, benim kızım var, bana ver. Al al bakayım. Dur biraz daha vereceğim. Al. Hay Allah senden razı olsun, kabul ver. Oğlum gel oğlum gel. Gel oğlum. Gel gel. Nasıl? Verem'den kurtulan gördün mü sen? İlaç? İlaç kâr etmiyor. Et aldım ona, pirzola. Yediremezsem içime dert olur. Oldu oldu. Şimdi getiriyorum. Sıcak. Size Orhan Kemal'i ve küçük bir öyküsünü anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğü kadar. Bundan sonrasını siz araştıracaksınız ve bol bol okuyacaksınız. Okuyun çocuklar, okumaktan kimseye zarar gelmez. Son günlerde reklamcılar evimize bizden çok uğrar oldu anacığım. Başımızın üstünde yerleri olmamasına rağmen yerli yersiz dayanıyorlar kapıya. Hadi izleyin anacığım, Beyaz Ötesi. Görelim bakalım diğerleri mi daha beyaz yoksa yeni Halo mu Beyaz Ötesi? Ay abla, kız abla! Şey bir dakika, heyecanlandı tabii, ablasını çağırıyor. Huhu, kimse yok mu? Hay Allah, bu evin sakinleri nerede acaba? Huhu! Şey bir dakika, huhu, kimse yok mu? Buradayım canım. Şey affedersiniz, siz abla mısınız? Ablan kurban olsun sana kocacığım. Ne istersen oyum, çatal karanım, kara dutunum, çingenenim. Ama kirli çamaşır. Merak etme koçum, kirli ya da temiz çamaşıra ihtiyacın olmayacak. Fantazin de pek garipmiş. Gel. Senden bir film çevireceğiz ki Oscar bile mi alırsın? Aç mısın? Yok sağ olun, biz yedik de geldik. Yani cinsel açıdan aç mısın? Yok yedim. Yani hayır, biz o dediğinizden... Gel anam, gel doyurayım seni. Bak beni yakalayamaz. Dilara! Dilaramcığım, bak yakalarsan fena ya. Tuttum işte. Aman Allah'ım sayın milletvekili. Aman Allah'ım sayın millet. Bu burada sizin. Nasıl? Esas. Ana. Çarlak. Amena. Çarlak seni bakardı. Lan bu Dilaram beni sen sandılar. Çarlakçı. Ne oluyor? Yoksa. Yok sen. Biz burada yokuz zaten. Gidiyoruz, hatta gittik. Yok. Yanlış anlamayın. Bakın biz halkın nabzını tutmak için burada. Aşk olsun Vahap. Beni tutma.
tutmayacak mıydın? Siz tutmaya devam edin. Yani halkın nabzını. Biz gittik. Görelim bakalım. Diğerleri mi daha beyaz yoksa yeni halo mu beyaz ötesi? İyi günler. Bırak lan Karalugaray'ı. Nerede kaldınız? Buyur. Ulan hala tatava ediyor. Gir içeri. Gir. Nerede kaldınız be? Çabuk olun. Geç 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 geç. Ulan bir kamera için bu kadar adama ne gerek var? Hollywood filmi mi çekeceğiz burada? Savcı bey kendine gelmeden şu işi bitirelim. Bitirelim. Tut kolumdan bakayım. Pardon, kirli çamaşır var mıydı? Yoksa biz gidelim. Kirli çamaşır olacak. Siz çektikten sonra olacak. Hem de en hasosundan. Savcı bey Haşmet Bey'le uğraşman ne olduğunu görecek. Kızım gel bakayım göster marifetini. Hoş geldiniz. Bakalım aslanım. Sen de kullan şu aleti bakayım. Fakat biz beyaz ötesi... Ötesini belesini fazla kurcalamayın da işinize bakın. Savcı Bey gazetelerdeki resmini görüp gibi oluyor. Bugün bu iş bitecek arkadaşlar. Ne olursa olsun. Evet ben hazırım. Kayıt. Görelim bakalım. Diğerleri mi daha beyaz yoksa yeni halo mu beyaz ötesi? Hop! Geldi! Sen misin? Bir dakika. Evet nihayet kirli birini bulduk galiba. Bir dakika. Alın bunu başka kapıya. Yok yok yanlış anladınız. Biz para filan istemedik. Ama bunun bir yüzü boş. Fark etmez canım siz de bir yüzünü harcarsınız. İdare ediverin işte. Beyaz ötesi. Hadi kardeşim hadi ne dolaşıyorsun burada hadi. Ne duruyorsun çalsana. Yok arkadaş yok. Çevrede bu kadar pislik varken biz beyaz ötesini zor bulduk. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonun haber merkezini hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Kitaba olmayan ilgi gün geçtikçe artıyor sayın seyirciler. Reklamcılar çat burada, çat kapı arkasında. Sokaklarda yapılan film çekimleri ilgi çekiyor. Eğlence yerleri dolup dolup taşıyor. Evlilik kurumu şüphe altında. Flash haber, skandallar prensi Bestami gene gündemde. Şimdi haberler. Toplum olarak aldatılmaya alışkınızdır. Patron aldatır, tüccar aldatır, politikacı aldatır, medya aldatır sesimiz çıkmaz da karımızın aldatması bizi çılgına çevirir. Biz de kameralarımızı çılgına dönen bir kocaya çeviriyoruz. Zehra! Zehra! Lan nerede bu karı? Zehra! 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 Allah Allah bu saatte nerede lan bu kadın? Adamın aklına da kötü kötü şeyler geliyor ha. Gelmiş. Zehra! Geldim Fazıl'ım. Hoş geldin bey. Biraz erken dönmüşsün. Bana hesap soracağına kendin hesap ver. Bu saate kadar neredeydin? Komşuya kadar gitmiştim. Laflarken vakit geçti işte çay falan. Ya öyle. Yok ya. Hangi komşuymuş bu? Şey canım şu Asiye Hanım'a kadar gittiydim. Karı bana yalan söyleme. Asiye Hanım'ı bir saat önce pazara giderken gördüm ben. Pazara mı? He ya. Ya tabii zaten pazara diye ben çocuğuna bakayım demiştim. Karı beni deli etme lan. 18 yaşındaki çocuğa tadılık mı yapılır? Oğlan yarın askere gidiyor. Evlense çocuğu olur. Birazdan bebeler okuldan gelecek. Ev buz gibi. Bir lokma yemek yok. Doğru haklısın. Ben şimdi hemen kuşbaşı almıştım hazırlarım. Kasaptan kuşbaşı almışmış. Sen onu benim kasketime anlat. Ulan Fazıl. Kafayı biraz çalıştır oğlum. Bu karı seni kesin aldatıyor. Kesin boynuzluyor. Boynuzluyor boynuzluyor da kimle boynuzluyor? Gitmiş kasaptan kuşbaşı aldım diyor. Şu saatte geliyor. Anam. Kuşbaşı. Kasap Rüstem'le aldatıyor tabii.
Vay namussuz Rüstem vay. Tevekkeli değil, biz kasabın önünden geçerken bizim karıyı kesiyordu. Hatta geçen yerde kalktı bana, Fazıl abi şu buta bak buta demişti. Ulan Rüstem. Tabii ya. Benim eve bıraktığım para belli. Etin kilosu belli. Ulan Rüstem yedim seni lan. Eti ocağa hemen koyuyorum herifim. Bir solukta pişersen hiç merak etme. He lan he. Şuna bak nasıl da mutlu. Tabii mutlu olacak. Büyük aşk yaşıyor. Kilo da aldı namussuz karı. Nerede o kara kuru Zehra? Nerede bu etli mutlu Zehra? Tabii herif kasap. Her gün etle besleniyor. Yok arkadaş yok. Ben mahallede kendime boynuzu dedirtmem. Bu işi yarından tez yok hallediyoruz. Önce gidiyorum Zehra'yı temizliyorum. Sonra gidip kasabı temizliyorum. Üstümü temizliyorum. Ama bebeler var yapamam ki. Tamam. Bebeleri de anamla babama bırakırım. Alt tarafı 20 yıl. Hadi hayırlı işler Fazıl'ım. Ben akşam belki geç kalırım. Belki de mesaiye kalırım. E hadi. Belki değil. Mutlaka mesaiye kalırım. Unutma. Mesaiye kalırım. Tamam. Geç kaldım. Geç kaldım. Ah çok geç kaldım. Geç kaldım. Nerede kaldın ya? Sabahtan beri bekliyor. Geçeceğiz. Nerede kaldın şekerim? Hiç sorma abla. Misafirlerim gelecek. Biraz çok. Merak etme, merak etme. Bir şekerim kapı çalıyor. Açar mısın lütfen? Ne var? İşte bu var. Fazıl. Sen ne arıyorsun burada? Asıl sen ne arıyorsun lan burada? Aa, kim bu adam Zehra? Kocam. Niye el alemin evini temizliyorsun lan? Ne edecektim? Aldığım maaş ev kirası ve ekmek parasına bile yetmiyor. Çalışayım desem izin vermezsin. Ben de gizli gizli gidiyorum temizliğe. Kötü mü ediyorum? Evin geçimine katkıda bulunuyorum işte. Çekimleri belli başlıklar altında toplayabiliriz sayın seyirciler. Mesela canımızın yandığı diş çekimleri vardır. Veya okulda öğretmenin sorduğu fiil çekimleri. Ya da nasıl oluyor yahu dediğimiz yer çekimi. Ama en ilgimizi çeken çekim film çekimi. İşte bir film çekimi. Sandalyenizi çekin seyredin sayın seyirciler. Bizi bulamazlar değil mi sevgilim? Bulamazlar. Kaçarız. Başka bir şehre gidip orada yaşarız. Selim, eğer bizi bulurlarsa asla yaşayamam. Vallahi kendimi öldürürüm. O gudubet adamla evlenmem. Yakalanmayacağız sevgilim. Aklına böyle kötü şeyleri getirme. Seni kimseye yar etmeyeceğim. Oyun bitti Ferit. Bırak kızı. Çekil aranızdan. Hayatınla oynuyorsun. Temizleyin şu iti. Çekil baba. Stop teşekkürler Bu kan gerçek kan mı? Gerçek kan olur mu salak salço? Baksana birisi orada hazırlıyor. Bıçak gerçek gibi duruyor da. Şöyle bir bakınca sen de akıllıymış gibi duruyorsun. Başlayalı çok oldu mu? Yok yok esas olan bıçaklandı. Mevzu neymiş? Kızı zengin çocuğa mı veriyorlarmış ne? Kız fakir adamı seviyormuş. Öyle olunca da kötü adam esas olanı bıçaklattı. Kız salak mıymış? Niye? E tabi fıstık gibi zengin adam dururken niye fakir olanı sevmiş? Film bu ya. Bizim de hayatımız film ama kimse çekmiyor. Ay biraz öne geçebilir miyim? Çocuk göremiyor da. Hayır geçemezsin. Ben saat kaçtan beri buradayım. Geç teyze geç geç geç. Aa sen benim yerime niye konuşuyorsun? Ay kardeş çok heyecanlı. Çocuk ölürse yazık olur. Ay ölürüm o ölürüm. Vallahi ölürüm. Bu bıçak yarası iflah olmaz. Ölmez ölmez. Nereden biliyorsun? Sen daha önce seyrettin mi? E ölürse film biter. Ay, o da doğru. Hadi oyalanmayalım. Başlıyoruz. Hava gidiyor arkadaşlar. Hakan'cığım senden bir istirhamım var. Rica ederim. Sen şimdi bir evvelki planda ölümcül bir yara aldın. Tabii. Tamam mı? Bu kan yetmez. Biraz salça getir oğlum. Şimdi ölürsen ne olur? Sevdiğin kızı senin elinden alırlar. Sen de ne yapıyorsun? Can havliyle bıçağı karnından çıkarıyorsun. Tarzan yaklaş. Buyur abi. Tarzan'a bu elinden saplıyorsun. Öteki elinden de Keloğlan'ı yumruklayıp yere yıkıyorsun. Ondan sonra kanatlarımı çırpa çırpa uçuyorum. Böyle abuk subuk senaryo olur mu ya? Ya 50 senedir bu memlekette böyle senaryolar çekiliyor. Niye adeti değiştiriyorsun?
Banu Hanım, bu arada siz de al çocuğum şu bıçağı. Evet. Siz de tabii sevdiğiniz adamı yerde kanlar içinde görünce hüngür hüngür ağlıyorsunuz. Gözünüzden seller gibi yaşlar boşalıyor. Ay, ben üzülmeden ağlayamam. Neden? Hakan Bey'in yerde kanlar içinde yatması sizi üzmüyor mu? Hayır, hem ağlarsam makyajım bozulur. Peki o zaman Banu Hanım'ı ağlatmak için gerekeni yaparsınız. Tamam arkadaşlar, çekiyoruz. Ben olsam ne güzel ağlardım. Kolay mı anacığım, nasıl ağlarsın? Bal gibi ağlarım. Ev kirasıydı, odundu, kömürdü. Çocuk okuduydu, okuyamadıydı. Pişir taşır yetiştireme. Üstüne bir de koca dayağı. Gel de ağlama. Sayın seyirciler lütfen siz de ses çıkarmayın. Sessiz seyredin lütfen efendim. Çocuklar. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Ben şimdi sesini ver başlıyorum. Yavaş oğlum, yavaş. Gaz veriyoruz. Para veriyoruz buna ya. Hocam pardüsüye kan sürelim. Pardüsüye kan sürülür mü lan? Kaçma bu pardüsü. Haberin var mı senin? Deli misin be? Çekil buradan. Saçmalama. Bir de gelmiş bana akıl ver. Gel benim üstüme de şerbet dök bari. Evet. Yalnız hocam bir de şeyi anlamadım. Şimdi bu bıçağı nereye sokacağım? Bıçağı şeye sokacağım. Tarzana sokacağım. Nereye sokacağım? Şimdi kamerada burada olduğuna göre adamın bu koltuğun altına sokacağım. Bu elinden de bunu yumruklayacağım. Bu kadar basit. Tamam? Tamam. Başlıyoruz hazırsanız. Gel kleketini ver. Evet. Hazır. Sessiz. Motor. Öldürerek sahne 40 plan 4. Alçak! Şimdi gebereceksin. Selim. Dayanamıyorum. Selim. Çok güzel Banu Hanım, devam edin, şahane. Tamam, teşekkürler, stop. Herkese teşekkürler, geçebilirsin. Dağılın kardeşim, dağılın. Hadi bırakın adamları rahat çalışsınlar. Ne oluyor kardeşim? Bir dakika. Yavaş ya, niye dağıtıyorsun seyircileri? Tabii. Bize müşkilat çıkartmasınlar diye dağıtıyorum. Ya bize müşkilat veya çıkarttıkları yok. Yani size engel olmuyorlar. Hayır efendim, bilakis çok memnunuz. Bu film tamamlanınca nasıl olsa gösterime girecek, salon bulamayacağız. Bütün salonları Amerikan filmleri parsellemiş. Sinema salonumuz sokak, seyircilerimiz de bunlar. Hiç değilse bunları almayın elimizden efendim. Teşekkür ederim. Nasıl, beğendiniz mi? Ay çok beğendim. Hoca aşağı mahallede de çekin ya. En az 250 kişi seyreder vallahi. Sahi mi söylüyorsun? Arkadaşlar toplanın, aşağı mahalleye çekime gidiyoruz. Her işimizde hesap kitap yaparız. Ama hiçbir zaman kitabı hesaba katmayız. Kitap en iyi dostumuz deriz. Ama bir kitabına uydurur, ondan uzak dururuz. Kısacası kitap okumak bizim kitabımızda yazmaz. Ben çıkıyorum hayatım. Dur ben de çıkıyorum. Arabayla bırakayım seni dükkana. Tamam. Selim, dükkanın kapısı açık. Bütün gece açık kalmış demek ki. Ya biri girip bir şey aldıysa hemen polise telefon edeyim, sapı tutsun. Saçmalama hayatım. Kuyumcu mu burası soysunlar? Kitapçıyı kim soyacak? Millet ölümden bile zor geçiyor. Ömürsün vallahi. Hayır ne bileyim, insan bütün gece dükkanın kapısının açık kaldığını düşününce bir tuhaf oluyor. Aslında eve gelirken aklıma geldi, açık bıraktı. Ama dönüp kapatmaya gerek bile hissetmedim. Öyle mi? Peki sen bilirsin. Ben gidiyorum sevgilim. Güle güle. Beyefendi, arabanızı park edip yolu kapamışsınız. Böyle bir yere araba park edilir mi ya? Affedersiniz beyefendi. Hemen geleceğimi düşün. Hala bekliyoruz ama. Dükkanın kapısı açık kalmış. Günaydın, iyi günler. Hangi sokakta hanımefendi? Çeşmeler sokağı. Nereden anladınız adres soracağımı? Ben kitapçıyım. Bunlar da kitap herhalde. Ya, hiç kitap almadınız mı? Yo, niye alayım ki? Tabii, herkes sizin gibi düşünüyor zaten. Onun için de kimse kitap satın almıyor. Buraya ya adres sormaya ya da para bozdurmaya gelirler. Buradan çıkın. Ne ayıp, kitap almadım diye kovuyorsunuz demek ki beni. Hayır, buradan çıkın, soldan ikinci sokağa sapacaksınız. Çeşmeler sokaktır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Sevim ablacığım, sabah çayını getirdim. Sağ olasın. Abla, bu da kitabım, çok teşekkürler. Niye o kadar çabuk getirdin? Abla, marangoz Hizmet en sonunda zahmet edip benim masanın bacağını onardı. Bu kitabı da koymaya gerek kalmadı. Sağ ol, afiyet olsun. Peki. Bozuk paranız yok beyefendi. Hanımefendi, ben şu kitabı alacaktım da paketler misiniz lütfen?
kitabı. Evet. Alıyorsunuz. Evet. Yani parasını ödemek suretiyle mülkiyetinize geçiriyorsunuz, öyle mi? Evet, paketler misiniz? Paket? Tamam, bir dakika, nasıl yapıyordum? Şöyle, hayır, beyefendi, rica etsem parmağınızı şunun şurasına koyar mısınız? Tabii. Bir dakika. Tahmin ettiğim gibi vazgeçtiniz değil mi? Hayır, şurada Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini gördüm de iki cildini de pakete ekler misiniz lütfen? Ay çok affedersiniz, çok özür dilerim. Yani bu kadar çok kitap alıyorsunuz da birdenbire şaşırdım yani. İnsan yavaş yavaş alıştıra söyler. Olur böyle şeyler, olur. Vedat Türkan'ın Mavi Karanlığı var mı? Var tabii, var. İlk günkü gibi kız oğlan kız raflarda duruyor. Bir dakika. Şurada olacak. Buyurun. Onu da paketler misiniz? Tamam. Hanımefendi. Efendim. Bakın ekrana çıktınız. Şu anda ekrandasınız. Size gizli kamera şakası yaptık. Çık dışarı. Ben de bir an bu kadar kitabı alınca ne oluyor demiştim. Kamera şakası ha? Eşek şakası. Hiçbir şey ciddiye alınmıyor ki bu memlekette. Her şey şaka. Reklamlardan sonra haberlerimiz devam edecek. İsterseniz bir yere ayrılabilirsiniz. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfü yâre dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfü yâre dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Bazı özel günler vardır sayın seyirciler. Günün anlam ve önemine uygun davranmak gerekir. Fakat bu günlerde eş dost görülür, muhabbete post verilir. Yerli sinemaskop konuşmalarda gün arabesk bir filme dönüştürülür. Böyle özel bir günden bir fragman gösteriyoruz sizlere. Bak şekerim, karşıdaki Necla değil mi? Evet o. Ben onu Lemi'yle birlikte zannediyordum. Bak yanında başkası var. Beraberlikleri hiç sevmez. Üstelik hamileymiş. Ciddi misin? Kimden? İşte onu çocuk dahil kimse bilemez. Kim yaptıya geldi çocuk. Haklısın, karnı da şiş gibi. Ben çok umutluyum. Portakalı götüreceğiz. Ya öyle mi? Esas olanı kim oynuyor? Kadir. Yapma be abi. Geçen gün filmi gördüm. Çok başarısızdı. Biraz katı. Ben onu yumuşatırım. Nikahını çomağa hazırla. Gitti Kadir geliyor. Selam Atay abi. Ne haber? Sağ ol Kadir'cim. Çıkışta biraz konuşalım olur mu? Olur. Selam. Selam Kadir'cim. Biz de seni konuşuyorduk. Geçen gün filmini seyrettim. Bir harikaydın. 10 numara. Müsaadenizle. Necmi. Oo hocam nerelerdesiniz ya? Yüzünüzü gören cennetlik. Hadi canım sen de. Buralarda karşılaşmasak hiç görüşemeyeceğiz. İnsan bir telefon eder ya. Haklısınız hocam ama işten güçten fırsat olmuyor ki. Fahri Bey. Aa merhaba Nazan. Sizinle mutlaka görüşmem lazım. Dün akşam odanızı uğradım ama yoktunuz. Çok mu acil? Evet. Nedir mesele? O Övertürk'ü benim okuduğum parçayı okumaya devam ederse programı bırakırım bilmiş olun. Hangi parçayı? Emmoğlu Fahri Bey. O Övertürk'ü okuyor. Ardından İbrahim Bey okuyor. Tamam ona bir şey diyemiyorum. Ama ardından da ben okuyorum. Yakında neredeyse garsonlar okuyacak. Canım okusun ne çıkar bundan? Fahri Bey bu meseleyi halletmezseniz ya kan çıkacak ya da ben programı bırakacağım. Tamam Nazancığım ben hallederim. Sen merak etme. Selam Fahri Bey. Merhaba canım. Bak Necat Bey de gelmiş. Ay gidip görünelim şuna kız. Adam yeni bir filme başlamış. Belki bize de rol çıkar. Ay bu her oynattığı kadın asılıyor diyorlar. Aa asılsın. Koparmadıktan sonra ne olacak? Bunları koklatacaksın yedirmeyeceksin. Ayten. Allah canımı alsın ki yok öyle bir şey. Alır inşallah. Bir daha konuşsak. Konuşacak hiçbir şey kalmadı. Belki haberiniz yok ama aramızdaki ilişki bitti Cezmi Bey. Hatta hiçbir zaman olmadı. Bu kadar basit mi? Daha da basitti. Bir bilinmeyenle denklendi, bitti canım, çözüldü. Ayten. Cezmi abi. Ne var lan? Niye bağırıyorsun? Yarın onda bir tecavüzünüz var da gelir misin diyecektim. Vallahi yarın onda kesinlikle olmaz. Yarın onda iki tecavüzüm daha var. Abi araya bir sıkıştırsak be ben kimi bulacağım şimdi? Oğlum koskoca Yeşilçam'da benden başka tecavüzcü yok mu? Yok be abi senin gibi tecavüz eden yok. Geçen gün bir filmde amatör bir tecavüzcüyü oynattık. Herif harbiden tecavüz ediyordu neredeyse. Neyse akşam telefon et. Yarın gelir bir ara tecavüz eder gideriz. Sağ ol abi. Hadi anam.
şekerim bakar mısın bir dakika? Merhaba Sayın Hanım, buyurun. Ne biçim haber basıyorsunuz öyle? Yani bir arkadaşımıza bir yere gidemeyecek miyiz? Birine saat sorsak hemen büyük aşk yaşıyorlar diye basıyorsunuz. Hayret bir şey. İyi de Selin Hanım, yani siz de saat sorarken adamın içine düşüyorsunuz valla. Aa, terbiyesiz. Bundan sonra sizin gazeteye röportaj falan yapmıyorum. Hı, bizim gazetenin de derdiydi. Çok uzun sürer mi? Birazdan biter. Merhumu nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. İnanır mısınız? Hiçbir şey düşünemiyorum. Yani o kadar üzgünüm ki hiç konuşmayayım daha. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Çok perişanım. Sağ ol. Başınız sağ olsun. İnanın ki çok üzüldüm. Sahneye bile çıkamadım. Hatta programı bırakmayı bile düşünüyorum. Başınız sağ olsun. Üzgünüm. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Gazinolarda solistler değişir, as solistler değişir, üvertürler değişir, programlar değişir. Ama bazı müdavimler vardır ki gazinoların değişmez demirbaşlarıdır. Bunlar dost meclisleri oluşturup eğlenmeyi çok severler. Helal olsun, ağzına sağlık. Yetim kalmayasınız. Ben sizlerle büyüdüm. Ben sizlerle varım. Şimdi... Sana benden başka kimse demesin. Yalnız bana sakla dudaklarını. Seni benden başka kimse... Ula canım çekti be! Allah'ım! Ne oluyor? Anarşistler mi basıyor? Yok bir şey lan, yok bir şey. Senin şerefine sayıyorum, ağzına sağlık. Söyle! Benim ve 300 samimi arkadaşımın şerefine söyle. Başım gözüm üstüne ağam. Ne okuyayım? Baban okumada ne okursan oku. Baş üstüne ağam. Şimdi de Hayri ağam ve 300 samimi arkadaşı için söylüyorum. Maestro müziği! Türkiye'ye şehirde 7 oktav ses var. Ooo, ciddi misin? Oktav ne? Bilmiyorum, öyle söylüyorum. Peki konjüktür ne? Bilmem. Bilmiyor da ne konuşuyoruz? Selam beyler, afiyet olsun. Ooo, hoş geldin, gel. Ooo. Bravo! 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 Olasınız, var olasınız. Alkışlayan ellerinizden görmesin. Sizler hiçbiriniz yetim kalmayasınız. Bilirsiniz sayın konuklarımız. Ben geçenlerde bir laf ettim. Ben arabuluculuk yapayım dedim. Devlet Güvenlik Mahkemesi benim bu laflarımı ciddiye aldı ve beni içeri çekti. Sizler bilirsiniz ki ben böyle bir adam değilim. Benim böyle işlere kafam basmaz. Kafamın basmadığını sizler bilirsiniz. Bilirsiniz de hani bir kere de ben söyleyeyim dedim. Şimdi en güzel günler sizlerin olsun. Sizleri Sıddık Akkuş abimle baş başa bırakıyorum. Sağ ol. Bravo, bravo, bravo. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldiniz sevgili misafirler. Şeref verdiniz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Burası göz göze geldiğimiz yer. Oo, kimleri görüyorum? Şeref beyler şeref veriyorlar. Ardından Adnan, Kenan, Renan beyler hoş geliyorlar. Hoş geldiniz efendim. Hep birlikte alkışlıyoruz. Oo, gelin. Hoş geldin ya. Ne haber? Sağ ol, iyiyim. Suratına şey yapasım ki öpesim geldi, gel. Canım, canım. Afiyet olsun beyler. Sağ ol, ne içersen bak içim. Çok oldu mu başlayalım? Bayağı oldu. Sen de bayağı olmuşsun. Yok be ama, rakı bana koymaz. Ben rakıya koyarım. Hadi, hep beraber rakılarımızı şerefe.
Aa, kimleri görüyorum? Aydın, Vedat, Sedat, Cemal Beyler grup halinde sökün ettiler. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Efendim bunlar da hepsi tamam galiba. Değerli milletvekilleri, son gelen grupla birlikte meclis yeterli sayısına ulaştık. Aa, sayın başkan ne oluyor ya? Ne yeterli sayısı, ne meclisi ya? Millet meclisi sayın üye. Oturumu açıyorum. Ne oturumu ya? Gönderdiğiniz davetiyede oturum yazmıyordu. Sinirlerimi bozmayın lan. Oturum diye bir şey zaten yok. Oturum diye bir şey var ama ona da siz gelmiyorsunuz. Bana bak, benden öyle dayı dayı konuşmayın, tamam mı? Açıyorum işte oturumu. İçki eğlence olduğu zaman şıp diye damlıyorsunuz ama meclise uğramıyorsunuz. Bundan sonra öyle. Bana bakın, demokrasi nerede? Çare tükenir gibi gözükür ama asla tükenmez. Bundan sonra öyle dışarıda sürtmek yok, tamam mı? İçkiniz burada, eğlenceniz burada. Ne halt edecekseniz burada edeceksiniz, tamam mı? Şimdi oturumu açıyorum. Değerli milletvekilleri arkadaşlarım, sahnelerimizin hanımefendi sanatçısını piste davet ediyorum. Ah pardon, meclisimizin hanımefendi başbakanını piste davet ediyorum. Alkışlarınızla. Alkışlayın lan! Çal piyanist, Allah'ım çal! Tüh lan, eğlence ayağına kötü kazıklandık ya. Programda böyle madik yoktu ki. Programda ne var? Olacak o kadar televizyonu haber merkezine hazırladı. Haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben ailenizin muhabiri Hamit Elsabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Yine bir özel haberle karşınızdayız. Biz iyi, siz nasılsınız? İyi. Allah iyiliğinizi versin. Fakat Bestami iyi değil sayın seyirciler. Son zamanlarda Bestami'nin çaptan düşüp sesini incittiği, yarı çap olduğu şeklinde söylentiler var. Kendisi bunu reddediyor. Ay, yeni çalışmalarım için köşeme çekildim. Köşemde köşe kapmaca oynamıyoruz herhalde. Çalışıyoruz diyor. O yeni çalışmaları ile huzurunuza gelmeyi planlarken başına gelenler ortalığı alt üst etti. Alo. Nerede bu mikrofon ayol? Ay, kim çıkarttı bunu tepelere? Bir iki bir. Alo. Hazırsanız kayda girelim. Şekerim patladı bayol. Dur. Dur ya, sen ananın göbeğinde nasıl durdun mehpare? Yine sokuyorsun sopayı bir yerlerime. Ama televizyon çekimlerinde böyle yapmıyor muyuz mehpare? Şekerim, burası televizyon mu? Ay, gerizekalılık, gördüm de böylesini görmedim. Burası ses stüdyosu ayol. Luket stüdyo. Artık daha fazla size katlanamayacağım Destami Bey. Yeter, bunca yıl çektim. Gidiyorum ve sizi terk ediyorum. Üstüme iyilik sağlık, karının başına vurdu. Git defol, kovuyorum seni. Seni ben çamurlardan çıkarttım da buralara getirdim. Sürtük! Allah cezanı versin senin. Ay, ne gülüyorsunuz ayol? Yürüyün, olay size kolay. Ay, şunlara bak, hala gülüyorlar ayol. Bestami Bey, artık başlamalıyız. Sizden sonra kayıtlarımız var. Tamam, başlayalım, hadi buyur. Kayıt. Nereden çıktı bu modası geçmiş herif? Hep aynı şarkıları okuyor. İstemiyorum bu herifi, anladın mı? Bak, ben yeni birisini buldum. Ona söyleteceğim bundan sonra şarkılarımı. Hadi canım, sen hazırlan şimdi. Bu herifi de derhal susturun, bu kasetleri. İstemiyorum. Kestik. Neden kesiyormuşsun ayol? Patron istemiyor beyefendi. Kusura bakmayın ama sizi biraz modası geçmiş buluyor. Şimdi oraya girsem seni de patronun cahat diye yırtamıyor. Ay, terbiyesize bak. Ben kesmeden kimse beni kesemez. Müzik, hadi çalın. Kovuyorum. Bu sefer gerçekten kovuyorum. Sizi de defolun. Gözüm görmesin, sizi de defolun. Kovuyormuş. Gideriz be. Çok çektirdin bize senelerdir. Çağırmalarından bıktık, usandı.
Buna kerim, senle mi uğraşacaksın? Terbiyesiz herifler, dalaksızlar. Ay her boka giriyorsunuz ayol. Bestami Bey, derhal boşaltın stüdyoyu. Yeni bir şarkıcımız var, o girecek stüdyoya. Aman boşaltırız be, stüdyomuzu mu yedik? Sen ne duruyorsun? Ben seni kovmadım mı? Sen beni kovsan da gitmem. Bunca yıllık beraberliğimiz var. Ben seni bırakır mıyım? Yoksa sen beni bırakır mıyım zannettin? Herif her şeye gülüyor. Sen benim cenazemin arkasından da gülersin. Şekerim çabuk ol ama geç kaldık. Tamam Yürek Bey, biraz daha pudra süreyim size. Bakıyorum iş bulmakta gecikmemişsin mehpare. Ben sizinle konuşmuyorum. Lütfen makyajını meşgul etmeyin. Sen nereden çıktın şarkıcı kılıklı şebek? Şekerim senin modan geçti, kabul et bunu. Seni ortadan ayırır iki şarkıcı yaparım ayol. Sen hala burada mısın? Niçin şarkıcı bu meşgul ediyorsun? Hadi git bakayım buradan. Karkar. Canım hazır mısın? Hazırım efendim. Dönmelisin, dönmelisin. Artık seni sevdiğimi bilmelisin. Gidelim efendim. Tamam canım. Üç gündür konuşmuyorsun, ağzına da bir lokma koymadın. Hadi şu çorbayı iç, bu kadar kendini yüzme canım. Ay istemem istemem, saçmalama Allah aşkına. Eskiden her söylediğim şarkı dillerden düşmezdi. Söylediğim sözler olay olurdu. Giydiğim kıyafetleri herkes giyerdi. Ah ne oldu bize böyle? Sen de hep aynı şarkıları söylüyorsun. Repertuarını değiştir. Yeni şarkılar seç. Ocağını beni sattın, buraya taşındın. Ne gereği vardı sanki? Ho ho. Yavaş iç çorbayı ayol, boğulacaksın. Aa, su aygırı gibi herif ayol. Nereden bulursun bu esprileri su aygırı gibi? Benim nerem su aygırı ayol? Gülme. Altına kaçıracaksın, parkeler kabaracak ayol. Niye evi satmışmışım? Ne yap, neyi mi satayım? Bu saatten sonra kötü yola mı düşeyim? Kapı çalıyor bak. İyi günler efendim. Bestan Bey burada mı? Buraya taşındığınızı duydum. Yeni numaranızı arıyorum, cevap alamıyorum. Daha takılmadım. Bir iki güne kadar takarlar. Hayırdır inşallah, bakarsın içmiş bir şeyler gelmiştir. Kim gelmiş İsmail? Gazeteci Bestami Bey. Geç içeri, seni görünce moralim düzelir. Ben de size çay demlerim. Gazeteci iyi görünmeliyim. Ay ay, şöyle birinci sayfada bir röportaj şahane gelir. Bana gündeme getirir beni. Alo. Ah canım bana. Film teklifi mi yapıyorsunuz? Ay çok naziksiniz. Hem de müzikal, öyle mi? Affedersin, seni bekletiyorum. Vallahi kabul edemeyeceğim. Çünkü kaset çalışmalarım var. Çok meşgulüm şekerim. Ondan sonra da Londra'da bir müzikolde konserim var. Ben sizi ararım. Hadi güle güle canım. Ay hoş geldin, affedersin. O kadar çok iş geliyor ki başımı hallamıyorum vallahi. Ay o ne ayol belindeki? Patronun silahı, tamirdeydi de onu geri götürüyor. Ay ilahi, sok şunu bir tarafına ayol, ben korkarım böyle şeylerden. Ne var ne yok bakalım. Röportaj yapacağına göre ne giyeyim? Şöyle birinci sayfada mı çıkacak, kapak mı olacak? Aslında ben sizinle röportaj için gelmedim. Ya ne için geldin? Bizim mahalleye taşındığınızı duydum da. Bestami Bey'in bizim fakir sokağımızda ne işi var dedim. Hay estağfurullah. İnşaatım bitmedi de geçici bir süre için buradayım. Sen bana hoş geldin ha, geldin anlaşılan. Yo, aslında ben size Sinan Yüreğin adresini soracaktım. Biliyorsunuz kendisi bu aralar çok revaçta. Her yerde şarkıları çalınıyor. Çok ünlü biri. Ay ben tanımıyorum şekerim, öyle yürek böbrek bir şey. Bilemiyorum vallahi. Öyle mi? O zaman ben hemen kaçayım, onu bulmam gerekiyor. Anca gidersin, anca gidersin canım. Cehenneme kadar yolun var değil mi? Bana bir başka şarkıcının adını soruyor. Ay ortalık yerimden çatlayacağım ayol. Evet çaylar hazır. Ne çayı ayol? Herif çoktan gitti. Şu çerçeveyi yerden kaldır. Babam yerlerde sürünüyor. Tamam Mestan Bey. Böyle iyi mi? Ne biçim?
için tutuyorsun ayol? Ne biçim çakıyorsun? Babam baş aşağı geldi tövbeye. Ha, ay! Ay bu ne oyum? Aa! Ay herif tabancasını unutmuş. Aa ne soğuk şey. Hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Aa! Affedersin ama senin baban da alt üstü belli değil. Gülme, gülme. Ay eline vuracaksın çekici. Aa, ha, kapı çalıyor. Git bak, salak tabancasını almaya gelmiştir. Tamam, bakıyorum. Buyurun. Ben sizin üstünüzde oturuyorum. Bu gürültü nedir sorabilir miyim? Bestami Bey'in babasını duvara çakıyordum da. Ağlama beyefendi. Ben bu evde gürültü istemiyorum. O kadar. Tamam, Bestami Bey'e söylerim. Tamam. Ne olmuş? Üst katın sahibi gürültü etmeyin diyor. Ay o herifi biliyorum. Eşyalar taşınırken de terbiyesizlik yaptı. Ah eskiden insanlar bizi baş tacı yapardı. Şekerim ne oldu bize böyle İsmail? Düzelir ya boş ver. Sen sansasyonların adamısın. Hadi bir şarkı söyleyelim de. keyfimizi bulalım. Sinemde bir tutuşmuş yalnız hoca olaydı. Sinemde bir tutuşmuş yalnız hoca olaydı. Zülfün kara... Kapı çalıyor, adam gelmiştir herhalde. Ay buyur, kime bakmıştın? Kardeşim ben senin üst kat komşunum ve bu evde gürültü patırtı istemiyorum, anlaşıldı mı? O gürültü dediğiniz şey Türk sanat musikisi. Ben de ünlü bir şarkıcıyım. Biliyoruz, biliyoruz. Ben kimi peki? Kibariye. Yok Safiye Soyman. Her kimsen her kimsin kardeşim. Bu evde gürültü patırtı istemiyorum, anlaşıldı mı? Ayrıca şarkıcı türkücü de istemiyorum ya, her neyse. Beni tabancayla korkutacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Ay ben bu tabancaya yabancıyım ayol. Bunu gazeteci unuttu da almaya geldi zannettim. Ben bunun nasıl çalıştığını bile bilmem şey. Ne yaptın? Adama vurmuşsun. Hem de şeyinden. Susalım, susalım. Bestami Balta. Bestami Balta. Sana söylüyorum beyefendi, hanımefendi, her ne halse, çıkar şu gözlükleri gözünden bakayım. Üst katında oturan şahsı tabancayla vurmuşsun, hem de münasebetsiz bir yerinden. Ay ne münasebet ayol? Hakim Bey, ben mahvoldum. Bu adam beni mahvetti. Normal görevlerimi bile yapamıyorum. İnanın tuvalete bile gidemiyorum. Ayda yılda bir de olsa kullanıyorduk canım. Ben müzik stüdyosu sahibim. Sizinle bir kaset yapalım. Ay sonra konuşuruz Tulumba. Bestami Bey nasıl oldu anlatır mısınız bize? Bestami Bey adama neden arasından vurdunuz? Burası denk geldi şekerim. Ne yapayım yoksa bir kasıt yok. Bestami Bey herkes sizden söz ediyor. Duydun mu İsmail? Herkes bizi konuşuyor ayol. Gözün aydın, gözün aydın. Piyasada bir tek kasetin kalmamış. Hepsi satılmış. Ay içim içime sığmıyor. Çal ayol çal. Kutlayalım hadi çal. Kesin, kesin Allah'ın cezası. Kes! Atalım içeri hepinizi. Burası mahkeme, gazino değil. Sen söyle bakayım şimdi. Senin delilin var mı? Hakim Bey, bu raporum, bu da şeyim. Neyin? Delilim. Bunca yıllık hakimin böyle bir şeyin davasına ilk defa bakıyorum. Evet, bu düğün
nasıl çözülecek, dava nasıl sonuçlanacak? Bilirkişi bu işe ne diyecek? Hakim olaylara hakim mi? Adalet yerini bulacak mı? Yoksa aramaya devam mı edecek? Bütün bu soruların yanıtını merak ediyorsanız haftaya iki eliniz yolsuzlukta bile olsa bizi mutlaka izleyin. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Sayın seyirciler, çok genelde bu akşamda oldukça çarpıcı, çok genel olay ve görüntülerle dop dolu. Cumali ile Sakine sürpriz kararlarını çok genel açıkladılar. İki tellinin çapkın delikanlısına sevgili dayanmıyor. Overlockçu Esma, Abbas ile olan nikahsız beraberliklerinden bir çocuk doğurdu. Seyfullah Rüstem'in elinden sevgilisini nasıl aldı? Remi'nin sokak defilesi. Hepsi çok geneldi. Evet, bu çok genelin ilk görüntüleri toz koparanda. Toz koparan Çeşme sokaktaki evinde başka bir erkekle yakalandığımız Raziye Beştaş çok genel kameralarını görünce karı tedirgin oldu, aa sustu, konuşamadı. Sevgilisi Sıddık ise hayatından memnun, kameralara gülümsüyordu. Yassak aşkını tüm kamuoyuna haykırıyordu. Seni seviyorum kız! Seviyorum ulan! Daha da çok haykıracaktı belki. Raziye'nin kocası Abdülkerim aniden eve gelmez mi? Muhafazakar koca kendi deyimiyle yaranana sığınıp Sıddık'ı 5-10 yerinden bir şişledi, bir şişledi. Raziye de kaba etlerinden şişleri yedikten sonra postunu Sıddık'ın yanına serdi. Ah ah, iki aşığın yan yana yerde yatmaları, aha çok anlamlıydı. İki tellinin çapkın inşaat kalfası Dur Ali, sevgili dayanmıyor bacılar. Herif de bir yakışıklı, bir yakışıklı. Çapkın kalfa Dur Ali çevresine hiç aldırış etmeden sevgilileriyle gününü gün ediyor. Dur Ali'm canım, sevgilim, koçum benim. Dur Ali kurban olsun sana. Daldan dala sıçrayan uslanmaz Dur Ali, deyim yerindeyse her hafta bir sevgili değiştiriyor. Ay nereye? Ulan çekiştirip durma, işim var. Dur Ali'm aslanım, biraz da benim kocam ol. Haftaya sana da gelirim yavrum, param bitti. Aa, haftaya olmaz, yarın gel. Hadi görüşürüz. Güle güle Pilipçim, haftaya yine bekleriz, topçuluysun benim. Herif bir hafta çalışıp bir iki hafta bütün parasını bize getiriyor. Getirsin getirsin, iyidir. Dandini dandini dastana, danalar girmiş postana. Ah bacı dinle, vapurda çaycılık yapan Cafer'in kızı Esma, Abbas'la olan nikahsız beraberliklerinden bir çocuk doğurdu. Çevrenin tüm baskısına rağmen çocuğunu doğuracağını açıklayan Esma dediğini yaptı da. İnşallah helal süt emmiş biri bulur seni yavrum. Abbas iti nikah kıyacağım dedi, kıymadı. Şimdi böyle eve gitsek babam ikimizi birden oyar. Bari sen olurma. Affet beni yavrum, affet beni yavrum. Allah'ım sen de affet. Allah herkese böyle hayırlı evlat nasip etsin. Daha küçükten cumaya gelmiş yavrucuğum. Evlilik kuyumcu Cumali ile 18'lik sevgilisi Sakine sürpriz kararlarını ilk kez çok genel açıkladılar. Sakine'ye nikah kıyacağım. İmam nikahı, imam nikahı önemli değil. Varacağım Cumali'ye. Var da bul Allah'ından, seninle üç olacağız. Seneye senden de hevesini alır, dördüncü kumayı getirir üstümüze. Anladın mı lan? Ne vuruyorsun lan lan ya? Allah'ın cezası. Git, git. Allah'ın cezası sana. Ağzına yavrusun lan. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazançlı olması nasip eylesin. Dur hele dur bacılar. Dün İstanbul'un Dudullu semtinde seçkin bir mekan açıldı.
Şen Bakkal. Şen Bakkal'ın sahibi Mükerrem Şen, açılışta verdiği kokteylde seçkin konuklarına neşeli anlar yaşattı. Kimler yoktu ki bu kokteylde kimler? Ünlü lokantalar zinciri, kendin pişir kendin yenin şef garsonlarından Necati. Otomobil sanayinin can damarını elinde tutan kaportacı Rıza. Şendul Halime ve emekli muhtemet Ali Rıza Bey bunlardan birkaçıydı. Verdiği kokteylde konukları için bir kavanoz bal açan Mükerrem Bey açtığı balı parmak parmak ikram etti. Bal tutansa tam anlamıyla parmağını yaladı. İçkinin su gibi aktığı açılışta bakkal dükkanının dekorasyonunda yapılan ilginç düzenleme dikkat çekiciydi. Hemen gene cebe atılabilecek türden şeyler yüksek raflara konmuş, ön taraflara ise şeker, un çuvalı gibi şeyler yerleştirilmişti. Buna rağmen konuklardan bazılarının yüksek raflardan bir şeyler aşırmaya çalışmaları herkesi kahkahalara boğdu. Dikkati çeken bir başka şey de veresiye defterinin ortalarda görünmemesiydi. Görünen o ki Mükerrem Bey o defteri çoktan kapatmıştı. Bu görkemli kokteylde çok genel insanlara çok özel sorular sordum. Merhabalar efendim. Bu yıl kendinize bir çift ayakkabı alacağınızı duyduk. Doğru mu? Yorum yok. Abdü Bey, karınızı çok dövüyormuşsunuz, doğru mu? Hayır, bak şimdi sırası değil. Karınız ufukta yeni dayyaklar bekliyor mu? Bakın çok güzel bir ortam, iyi bir gece ama sırası değil. Sonra şey dersiniz, lütfen çekmeyin, çekmeyin. Çekmeyin. Hanımefendi, kocanız size bu gece et yiyeceksiniz dese ne dersiniz? Hemen boşarım, yalana hiç tahammülüm yoktur. Çok hoş. Yakaladık. Bu kim? Amcamın kızı. Amcamın oğlu. Ne yapıyorsunuz? İşine bakıyordum da. Dişime bakıydın, ne kadar akıllısınız. Çok güzel sorular buluyorsunuz. Sağ olun. Çok akıllıyımdır. Hep üretirim. Fantezim bol. Bağcılar'da berber kalfası Rüstem'in elinden sevgilisini alan iş adamı Seyfullah'ın keyfine diyecek yoktu. Sokaklarda patates soğan satıcılığı yaptığından hepimizin yakinen tanıdığı iş adamı Seyfullah'ın sevgilisini nasıl ayarttığını sizler için görüntüledik. Bakın ha, bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Kural bu. Şimdi sen ne veriyorsun? 5 milyon diyor. 5 milyon diyor, sen ne diyorsun? 7 milyon diyor. 7 milyon diyor, sen ne diyorsun? 9 milyon diyor. 9 milyon diyor, sen ne diyorsun? 10 milyon. 10 milyon diyor, sen ne diyorsun? 20 milyon diyor. Haks! 20 milyon diyor, sen ne diyorsun? Pes diyor. Pes diyor. Ben de sattım gitti. Yalnız para peşi, kırmızı meşi. Tamam. Seyfullah'la sevgilisine mutluluklar dileyip bu haftaki programımızı bir sokak defilesiyle bitirmek istiyoruz. Hoşça kalın. Görelim bakalım diğerleri.